herkese merhabalar. Kalıtımı yapacağız. Sonuç olarak kalıtım diye aklına geliyor evladım. Apartmanlarımızı soğuktan önlemek ve daha az yakıt bağlamak için. O yalıtım dangoz evladım. Şimdi ayrı ama kalıtım dediğim şey aslında kalıtsal özelliklerimiz var. Tonguç biliyorsun senin saç rengin var, göz rengin var. Ondan sonra işte ten rengin var. Oğlan da yakıt alayı çeker. Tabii onlar sadece renkler. Ondan sonra saçının şekli var. Kıvırcık mı, düz saçlı mısın? Ondan sonra ne bileyim Tonguç evladım boy uzunluğun var. Ondan sonra ne bileyim bir sürü şey kuyruk, aslında. Kuyruk uzunluğun var. Hayır bir sürü şey aslında kalıtsal özelliklerimiz olarak geçiyor. Ve kalıtsal özellikler Tonguç evladım benim. Kuşaktan kuşağa yani annenden babana, dedenden babana, işte babandan sana daha doğrusu özür dilerim. Babandan sana, onsa senden kendi çocuğuna aktarılmasına biz Tonguç evladım benim kalıtım diyoruz. O zaman kuşaktan kuşağa aktarılması o zaman kalıtım olarak adlanıyor. Buraya kadar tamam mı evladım? Tamam hocam. Bak Tonguç evladım benim bu kalıtımın temel faktörü ne biliyor musun? Kromozom denilen şöyle özellikle biliyorsun zaten DNA'ların paketlendiği yapılar. Kromozomlar yüzünden aslında biz kalıtım yaşıyoruz ve bu kalıtım da kromozomların içindeki şifrelerle ortaya çıkıyor. Tonguç mesela Tonguç ailesini görelim Tonguç. Hemen bu annenin adı, babanın adı. Ondan sonra bir de Tongül var diyelim mesela. Evet hocam. Tongül de diyelim mesela diyelim ki işte annesi sarı saçlı gördüğün gibi. Olur. Babası siyah saçlı. Aynı zamanda işte annesi mavi gözlü Tonguç herhalde benim. Gelsem hocam gerçekten onu bir düzeltme yapalım. Ne diyor saçma babasa kahverengi gözlü. Ama Tongül'e bakalım. Sarı saçlı olmuştu Tongül ama kahverengi gözlü olmuş. Enteresan. Dikkat et bak. Göz rengi babaya çekmiş Tonguç herhalde benim. Babamın göz rengini aldım. Saç rengi de anneye çekmiş. Ha güzel. Ten rengine bakalım. Anne baba beyaz. Tongül de beyaz. Tamam problem yok. Sonuçta şunu unutma bak bazı özelliklerinde ortak olabiliyor bazı özellikleri farklı insanların farklı anne babadan bir tanesini alabiliyorsun. Peki biz bu özellikleri aslında karakter diyoruz biraz sonra anlatacağım ama burada şunu unutmayalım. Aslında kalıtsal karakterler yani bu saç rengi, göz rengi, boy uzunluğu, işte zeka ileriliği falan filan bunların hepsi aslında bir manada kalıtıma dayanıyor. Oluşmasında kromozomlar etkilidir. Kromozomlar da DNA'nın paketlenmiş halleridir. Bunu zaten söylemiştim Tonguç evladım senin. Evet şimdi kalıtımın temel kavramlarına bakalım. Canlıların genetik olarak sahip olduğu her bir özelliği biz ne diyoruz Tonguç evladım? Kalıtım. Hayır karakter diyoruz dangozlaşma. Kalıtımı zaten yaptık. Karakter dediğimiz şey aslında bizim özelliklerimiz. İşte saç rengi, göz rengi diyebilirim ama anlattığım şeyler. Bu karakterler de mesela bezelyelerde deney yaptığı için bezelyeleri kalıtım konusunda ön plana çıkartıyor Mendel. Mendel kalıtımın babası olarak biliniyor ve deney yaptığı... Kalıtımın annesi kim hocam? Aynen. Annesi belli değil. Annesi yok. Nasıl kalıtım? Anne yok baba. Hayır saçmalama ama kalıtım zaten anne babadan özelliklerin bize geçmesine diyoruz. Şimdi baskın karakterler var bir de çekinik karakterler var. Baskın karakter dediğimiz şeyler aslında belli manada hani mesela insanda Tonguç Ali hemen sana şunu söyleyeyim. Siyah saçlılık sarı saçlılığa baskındır. Tamam. Dolayısıyla siyah saçlıyla beyaz saçlı efendim sarı saçlı birisi evlenirse büyük ihtimalle siyah saçlı insan doğar. Evet. Gibi böyle baskın özellikler aslında kendilerini daha çok orta plana çıkaran özelliklerdir. Tabii bezelyelerle deneyler yapmış Mendel. Bezelyeli insan aynı şey olur mu hocam? Evet bezelyeli insan aynı şey olamaz ama benzer özellikler. Bütün canlılar aslında benzer özellikle kalıtımı sağlıyor. Dolayısıyla biz insandaki özellikleri anlayabilmek için bezelyeleri kullanabiliriz. Mesela insanda da saç rengi var ya veya saç şekli var diyelim hani kıvırcık mı düz mü. Bezelyelerde tohum şekli var. Tohum şeklinde düz bezelye var. Bir de buruşuk bezelye var. Düz bezelye ile buruşuk bezelye arasındaki fark düz bezelye baskındır. Dolayısıyla Tonguç evladım benim büyük harfle gösterilirken bak mesela bunu büyük A ile gösteriyorum sallıyorum. O zaman buruşuk bezelyeyi de küçük A ile göstermem gerekiyor. Aynı şekilde hani saç rengi vardı ya bezelyelerde tohum rengi var. Yani birbirleriyle benzer bunlar. Tohum renginde de Tonguç evladım benim mesela bezelyelerde tohum rengi sarı olan sarı bezelye yeşil bezelyeye baskındır. O yüzden büyük B dersek sarı olana küçük B de diyoruz. Zaten hani büyük harf büyük küçük harfe baskındır. Yani Türkçe'de bunu öğrenmiştik değil mi Tonguç Erhan Bey? Aynı şekilde çiçek rengine baktığımızda o da mesela ten rengi olsun sallıyorum. Çiçek renginde de Tonguç Erhan Bey mor renkli bezelye, mor renkli çiçek, mor çiçekli bezelye beyaz çiçekli bezelyeye baskındır. Onda küçük C ve büyük C. Sen ne seviyorsunuz hocam daha çok? Evladım abi ben normal yeşil bezelyeyi yiyoruz zaten biz insan olarak. Ama tabii sarı bezelye dediğimiz şey de aslında daha baskın olduğu için dünyada daha fazla var. Ama biz insanlar olarak ne yiyoruz sonuç olarak? Yeşil bezelyesi yiyoruz. Onu sana anlatacağım zaten şimdi. Bak yan yapısına baktığımız zaman bezelyelerde veya normal kalıtımda
Biz canlıların gen yapısına özel bir ad veriyoruz. Buna biz genotip diyoruz. Wow. Canlıların dış görünüşe ise fenotip diyoruz. Hani bu tip ne kadar fena bir tip falan filan dersin ya. Oradan fenotip. Aynen, fena bu tip. Ne bu böyle? Ne kadar fenotipin var. Aynen, ne kadar fenomensin, fenotipin var falan. Hocam sizin az genotipiniz dış görünüş. Çok güçlü hocam ama fenotipiniz de birazcık. Evet tamam. Tamam çünkü bak şöyle unutma. Mesela fenotip deyince hemen aklına böyle dış görünüşü garip grup bir adam gelecek. Ama fenotip. Ama onun genlerine bak sen. İç yapısına bak sen onun. Genlerine baktığın zaman hiç öyle değil aslında. Adam kendine bakmamış kalbi gibi düşün. Kalbi yumuşacık. Aynen. Dolu. Hem öyle fena bir şekilde tipiyle dalga geçme diyoruz. Anladım. Ve geldik böyle saçma sapan esprilerden sonra. Genotip ve fenotipin arasındaki temel fark şu. Şimdi genotiplerde şunu unutma Tonguç abi. Tamam, bu karakterleri büyük harf küçük harfle gösterdik. Baskın gen, çekinik geni yan yana oldukları zaman ezer geçer. Hiç affetmez. Ve şunu unutma. Bir insanda ne vardır Tonguç abi? Bir annesi vardır. Bir de babası vardır, değil mi Tonguç abi? Babası da burada. Şimdi annesiyle babası birleşirken annesinde bir gen var mesela. Büyük A var. Babasında bir gen var. Küçük A var. Bunlar birleştikleri zaman ne oldu? Çocuk oluşacak. Dolayısıyla anneden ve babadan gelen şeyler birleşerek bir insan oluşturuyor. Dolayısıyla bir insan aslında hem annesinden hem babasından aldığı iki karakterin birleşimidir. Yani sen bir karışımsın Tonguç herhalde benim. Aynı onun gibi düşünürsen senin gen yapına baktığım zaman saf döl baskın ne demek biliyor musun? Mesela büyük A ile büyük A demek Tonguç herhalde benim. Yani ikisi de baskın karakter ve ikisi de büyük harf. Dış görünüşüne baktığımız zaman bunun tabii tipsiz ki. Tipsiz oluyor genelde. Evet mesela dış görünüşe de düz bir bezelyedir değil mi? Neden düz bir bezelyedir? Demin dediğimiz gibi büyük A ne demekti? Düz bezelye demekti. Bir de melez var Tonguç Erlendir. Melez de aslında karışım demek. Zenci. Aynen. O başka bir şey. Zenci başka bir şey. Ama melez dediğimiz şey ise aslında mesela zenci ile beyazın karışımı. Ortaya çıkar böyle melez. Çinli ile Türkler evlenince çok güzel olacak. Evet. Tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla bak bununla bu birleşti ne olur arkadaşlar? Bak ikisi de karışım oldu. Bir büyük var bir küçük var. İşte buna biz melez diyoruz genotip bakımından. Melez öl diyoruz. Dış görünüşe baktığımız zaman dikkat edelim. Düz ve buruşuk bir araya geldiği zaman yani bu buraya geldiği zaman baskın çekiniği ezer geçer demiştik. Ezdiği geçtiği için yani şey olduğu için Tonguç Ören Bey'im ne olacak bu adamın şeyi yine düz olacak görüntüsü değil mi evladım benim? Evet. Ama şeye baktığımız zaman Tonguç Ören Bey'im şu küçük A küçük A'ya baktığımız zaman o da saf döl çekinik. Başka hiçbir şey yok. O zaman hatta tohum şeklini şöyle çizerim Tonguç Ören. Dolayısıyla ne oldu? Buruşuk yapıda bir bezelye oldu. Aynen çünkü buruşuk aslında neydi? Tohum şekli bakımından çekinik karakterdi. İşte o zaman 3 tane genotipi var. Dünyada 3 tane genotip var. Şunu bileceğiz. Saf döl baskın, melez döl ve saf döl çekinik. Ve bunlara özel olarak homozigot ve heterozigot da diyebiliyoruz. Bu da aklının köşesinde bulunsun diyor. Biz homozigot muyuz, heterozigot muyuz hocam? Sen hangi karakter bakımından neye göre hangi özelliktesin bilemeyiz. Angozigotum ben hocam. Ama mesela saç renginde homozigotsundur. Mesela göz renginde heterozigotsundur. Boy uzunluğunda homozigot. Değişebilir onlar. Evet, şimdi olabilir. Bezelyelerle çalışma yapmak isteyen bir araştırmacı. Bezelyelerin genotiplerini belirliyor. Tamam belirledi. Büyük A büyük A, büyük A küçük A ve küçük A küçük A. Daha sonra bezelye dolu kutuların üzerine tohum şekline ait genotipleri yazdık. Genotipler bunlar zaten süper. Bu neydi? Saf döl yani homozigot baskın. Bu melezdi, bu da homozigot yani saf döl çekinik. Süpersin. Buna göre velilerden hangileri doğru demiş. Bak A büyük A yuvarlak tohum. Zaten yuvarlak tohum yani düz baskın. Düz dediğim şey baskındı. Bu da buruşuk tohummuş. O da küçük A'ymış. Buruş. Tamam bakalım hemen. Velilerden hangi? Mavi kutudaki bezelyeler yani büyük A küçük A fenotip olarak yuvarlaktır. Şimdi büyük A küçük A. Bu yuvarlak, bu buruşuk. Yuvarlak buruşuğu ezer geçer. Dolayısıyla fenotip olarak doğru yuvarlaktır diyebiliriz. Genotip olarak nedir Tonguç Erhan Bey bunlar? Melezdi. Melez. Tebrik ediyorum seni. Kırmızı ve mavi kutudakiler tohum şekli bakımından aynı fenotiptedir. Fenotiplerine bakalım. Bu yuvarlak. Demin dediğim gibi şu yuvarlak. Bu da yuvarlak çünkü yuvarlak buruşu ezer geçer. Bu da buruşuk. Kırmızı ve mavi tohum şeklinde aynı fenotip. Doğru. Doğru. 3 kutuda tohum şekli bakımından farklı fenotipte bezelyeler vardır. Bakalım yuvarlak, yuvarlak, buruşuk. Böyle bir şey saçmalık. 2 kutuda aynı bir tanesinde farklıdır diyoruz. Dolayısıyla cevabımızın Tonguç Erhan Bey'in 1 ve 2 olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hangisi doğru demiş. Süper zekilik.
Gelip tek karakter çaprazlamasının babası Mendel'dir. Ve annesi gerçekten, kim hocam? Babası belli ama annesi Mendel değil. Bir rahip Tonguç Evladı. Ha, gerçekten o zaman annesi olmaz. Çok önemli çalışmalar yapmış kilisenin bahçesinde yaptığı tövbe çalışmalarda. Tövbe, aynen tövbe, burada çan da var hatta. Aynen o. Kilisenin bahçesinde yaptığı çalışmalar ne öğrenmiş biliyor musun Tonguç'um? Olasılık hesabı. İnsanlar ondan papazlık bekliyor, o gidip bezelyelerle oyun oynuyor. Hayır, o iyi bir tüccarlık da yapmış o sırada bayağı bir. Şimdi Tonguç, buradaki bezelyeleri bile çiftli şey yaparaktan aslında sataraktan ne olmuş biliyor musun Elazığ'ım? Bu adam aslında milyoner olmuş. Sonra demiş ki yeter artık, ben papazlığı bırakıyorum demiş. Vay. Ve artık ara insanı değiştiriyor. Aynen, matematik çalışacağım demiş ve bunu çok sonra kötü yönde değiştirmiş ama parayı bulunca başka şeyler. Hayır yapmış. Ama çok güzel bir buluş yapmış. Demiş ki adam, ben kalıtımda olasılık hesaplarını kullanan ilk insan olacağım demiş. Ve bezelyelerde köşeyi dönmüşler. Artık yapacak bir şey yok. Bir sürü yeşil bezelye. Normalde ihracata mı başlamış? Ne demiştim sana? Bak dikkat et. Mesela bir sarıyla bir yeşil bezelyeyi çaprazladığın zaman ne olur biliyor musun Tonguç Alan Bey? 3 tane sarı, 1 tane yeşil olur. Ama insanlar neyi sever? Yeşil bezelyeyi sever. Sarı bezelyeyi kimse yemez. Yeşil bezelyeyi sevdiğimiz için ne olur Tonguç Alan? 300 yan olur gider. Aa. O yüzden Mendel demiş ki, ben bunun hesabını yapacağım ve hepsini yeşil yapacağım demiş. Vay ve ne yapmış biliyor musun? Bunu almış, bir tane daha bununla birleştirmiş, hepsi yeşil çıkmış. Ve adam köşeyi dönmüş zaten bir anda. Bu sarıların hepsini demiş. Onu göstereceğim şimdi sana. Mesela şöyle düşün. İlk yaptığı deneyi anlatmak istiyorum. Mendel'in ana deneyi bu aslında. Bak, saf döl sarı bezelye ile saf döl yeşil bezelyeyi, yani büyük B büyük B ile küçük B küçük B'yi birleştirince ne olmuş Allah'ını seversen? Bak, bundan sadece ve sadece büyük B gelebilir Tonguç Ören Bey. Neden büyük B? Adamda sadece büyük B var zaten. Bakar yani mısın? O zaman bundan büyük B geldi. Bundan ne gelebilir Tonguç Ören Bey? Küçük bundan B. Sadece küçük B. Zaten adamın sadece ya küçük B geliyor ya küçük B. Aynı şey. O zaman bu çocuğa annesinden ve babasından bir büyük B bir küçük B geldi. Bu çocuğa da aynı. Bundan çünkü büyük B gelebilir. Bundan küçük B. Bu çocuğa da aynı. Tonguç Ören Bey F1 4 dediğimiz aslında birinci kuşak dediğimiz, yani ilk çocuklar yani şöyle düşün, bunlar senin dedelerin, sen de buradasın, tamam mı? İlk çocuklar aslında ne çıktı Tonguç Eren Bey'im? Sürekli sarı çıktı. Yani ilk çocuklarımız F1 dölü %100. Onlar da bizim çocuğumuz, sevgiliyiz. %100 sarı ve %100 melez çıktı Tonguç Eren Bey'im. Bu acayip önemli. Sonrasında Mendel demiş ki, ben yetmedi, bu sarıları da yani kendi aralarında çocukları da çaprazladım demiş. Ve çaprazlamak demek aslında çiftleştirmek demek. Bunları da çiftleştirdiği zaman ortaya ne çıkmış biliyor musun? Bak dikkat et. Bak, bundan büyük B gelir, bundan büyük B gelir. Burayı yazdım. Bundan büyük B gelir, bundan küçük B gelir. Burayı yazdım. Bundan küçük B gelir, bundan büyük B gelir. Büyük B başa yazıldığı için bu şekilde yazalım. Bundan küçük B gelir, bundan küçük B gelebilir. Bütün olabilecekleri yazdım Tonguç. Dolayısıyla dikkat ettiysen, bak bu sarı, yapacak bir şey yok. Zaten büyük yani, B yani. Sarıydı. Bu sarı, bu da sarı, bu da sarı. O zaman F2 dölü dediğimiz ikinci çocuk, yani torunlar diyelim buna da. Torunlar diyelim Tonguç Ören Bey'im. %75 oranında sarı, %25 oranında yeşil çıktı. Ve dikkat ettiysen, bak bu homozigot baskın, bu homozigot çekinik, yani saf döl baskın, saf döl çekinik, bunlar da melez çıktı %50 oranında. Dolayısıyla biz şunu gördük. Mendel demiş ki, ya ben bunun kısa yolunu bulmalıyım demiş. Ve ne yapmış biliyor musun Tonguç Ören Bey? Ne yapmış hocam? İki tane yeşil bezelyeyi almış. Hop, böyle iki tane yeşil. Yeşil bezelyeler neydi? Küçük B küçük B'ydi. Küçük B küçük B. Küçük B küçük B. Sonra ne yapmış biliyor musun? Bunları çaprazladığı zaman çocuklara bakalım seninle beraber. Bak, bundan küçük B gelir, bundan küçük B gelir. Bundan küçük B gelir, bundan küçük B gelir. Bundan küçük B gelir, bundan küçük B gelir. Vay uyanık. Bundan küçük B. Hepsi yeşil çıkmış ve adam demiş ki, eyvah, ben konserve fabrikasını kurmak için hemen acele etmeliyim demiş. Gerçekten de patentini alsaymış bari. Aynen, tebrik ediyorum. Dolayısıyla adam gerçekten de dünya tarihine geçecek bir buluş yapmış. Teşekkür ederiz Mendel diyoruz. Ve bilime yaptığın katkılarını duyuyoruz. Ve geldik insanlarda cinsiyetin belirlenmesine. Mendel'in deneyinden herkes sonra kendi cinsiyetini kendisi belirlesin. Hayır, saçmalama. Mendel'in deneyinden sonra insanlar üzerinde bayağı araştırma yaptık. Ve sonrasında şuna ulaştık. İnsanlar aslında erkek ve dişi sadece iki kromozom yüzünden oluyor. Bunlara biz X ve Y kromozomları diyoruz. O Y. X, o Y'si dangozlar. X ve Y kromozomları aslında, eğer bir insanda XX kromozomu varsa bu kadındır.
XY kromozom varsa bu erkektir. Dolayısıyla insanın erkek veya dişi olmasını sağlayan iki tane kromozom var. Burada şunu unutma Tomucuğum. Normalde insanda 46 tane kromozom var. Bu kromozomların 44 tanesi normal kromozom ama iki tanesi bunlar cinsiyet kromozomu. İşte bu cinsiyet kromozomları X ve Y kromozomları. Ve insanda iki tane olmak zorunda. Tabii cinsiyetin belirlenmesinde tekrar söylüyorum. X, sen XX misin XY misin biraz? Ben 2XY kök dışına çıkarsa X artı Y'yim. Hayır hayır. Dangoz musun? Yani şunu unutma. Sen, parantez dışında kalacağım. Sen erkeksen sen XY'sin. Senin XY'yim mesela hocam. Annen XX'dir. Baban XY'dir. Bunu unutmayalım. Şimdi sonuçta annen 44 artı XX'sen ne yaptı? Yumurtalar üretti. Baban ne yaptı? Spermler üretti. Yumurtalar ürettiği zaman annen 22 artı X ve 22 artı X verebilir. Başka şansı yok ki. Ya kadının zaten mayoz bölünme geçirerekten yani yarıya düşerekten kromozom sayısı 22 artı X verir. 44'ü 2'ye böl. 22. Bravo. XX'i 2'ye böl. X. Harika. O zaman annenden bu geldi. Tamam. Buna hiç gerek yok bile. Annenden bu geldikten sonra baban ne yapacak peki? Baban 44'ü 2'ye böl. 22. 22'den bir bunu alabilirim. 22 artı X. Ya da bunu alabilirim tamam şöyle. Aa. 22 artı Y. Şimdi annenden gelen bununla babandan gelen bu birleşirse 22 artı X artı 22 artı X ne oluşur Allah'ını seversen? Bak, 44 artı 2X. 44 artı XX. Yani kız alıştı. Peki annenden gelen bununla babandan gelen 22 artı Y birleşirse ne olur Tomuş Eren Bey? 44 artı XY. Dolayısıyla erkek oluşur. Yani dolayısıyla insanlarda cinsiyeti belirleyen şey babadan gelen X mi Y mi sorusudur. Babadan gelen Y ise erkek olur. Babadan gelen X ise kadın olur. Aa. Peki şunu unutmayalım. Buradaki anne şans belirlemiyor mu hocam anne? Anne belirlemez. Anne hiçbir şey yapmaz. Ve buradaki şans nedir Tomuş Eren Bey? %50-%50'dir. Neden %50-%50? Çünkü ama bazen olasılıklar değişebilir. Anneden fix 22 artı X gelecek. Başka hiç şansı yok. Ama babadan X ya da Y gelebilir, yarı yarıdır. Şans diyoruz ve akraba evliliği anlatacağım. Gerçekten de tehlikeli bir şey. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle ülkemizde çok sıklıkla olan bir şey. Ama genetik hastalıkların da artmasını, Türkiye'de özürlü insan sayısının artmasını sağlayan şeylerden bir tanesi de bu. Aralarında kan bağı olan kişiler arasında yapılan evlilikleri sonucu doğacak çocuklarda ne ortaya çıkar Tomuş Ölen Bey'im? Genetik hastalık görülme oranı yüksektir. Bana arkadaşlarım sen akraba evliliği misin diyor. Evet o, tabii o başka bir şey demek. Tomuş'um bak mesela taşıyıcı baba ve taşıyıcı anne. Taşıyıcı demek aslında genetik hastalığı bir şekilde bir şekilde ucundan deresinden bulaşmış ama hasta değil bak hasta değil ama ucundan deresinden bulaşmış insanlar. Peki ama bu adam normal hayatını yaşayabiliyor ama eğer akrabalarıyla evlenirse akrabaların da bu taşıyıcılı olma olasılığı yüksek oluyor. Ve bunlar birleştikleri zaman aslında ortaya çıkan çocuklarda taşıyıcı özellik bir anda diyor ki artık taşıyıcı olmaya gerek yok. Hadi biz hasta olarak çıkalım diyor. Mesela taşıyıcıyla taşıyıcı birleştiği zaman ne oluyor biliyor musun? Taşıyıcı demek aslında ne biliyor musun Tomucuğum? Melez demek. Mesela büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A. Bunlar birleştiği zaman büyük A büyük A olabilir. Bak büyük A büyük A olabilir. Veya büyük A ile küçük A birleşebilir. Veya bu küçük A ile bu büyük A birleşebilir. Veya Tomuç Eren Bey bu küçük A ile bu küçük A birleşir. Zaten hastalık genleri genellikle çekiniktir genellikle. Dolayısıyla dikkat ettiysen bunlar melez. Bunlar sağlıklı. Bu ise hasta. İşte ne oldu? Aslında karşımıza hasta bireylerden dörtte bir oranında çıkma olasılığı ortaya çıktı. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Akraba evliliğinden kaçınmamız gerekiyor. Taşıyıcı bireyler hasta değil unutmayalım ama taşıyıcı bireylerin çocukları hasta olma olasılığı vardır. Senle bir yeni nesil soru yaparaktan olayımızı artık bitirelim Tomuş Eren Bey. Mendel dişi ben belki... Z kuşağıyım hocam. Bana sadece yeni nesil soru gösteriniz. Harika. Yukarıda sarı ve yeşil tohum bezelyeler kendi aradan çapraznanıyor. Buna göre çapraznanma sonucunda hangileri gerçekleşiyor demiş. Mendel dişi ve erkek bireylerin taşıdığı özelliklere ait bilgilerin tohum aracılığıyla bir sonraki döneme aktarıldığını düşünüyordu. Bu kısa bilgiler çapraznanma deneyleri sonucuna ulaştı. Yani yani çiftleştirme. Şimdi bakalım bak bu B sarı tohummuş küçük B de yeşil tohummuş tamam. O zaman bir kere bunun mutlaka mutlaka küçük B küçük B olması gerekiyor değil kesin, mi öyle kesin. Ama buna bakarsak Tomuş Eren Bey bu adam büyük B büyük B de sarıdır. Bak çok dikkat et burada işte aslında olay burada gizli. Yani şurada anlatacağım şeydeki gizli veya Tonguç büyük B küçük B de olabilir. Yani sarı birey dediğimiz zaman ben illa budur veya illa budur diyemem. Bu ikisinden bir tane soruyor. Ama yeşil
kesin nettir. Çünkü çekinik bir karakterin ortaya çıkması için ikisinin de çekinik karakter olması gerekiyor diyoruz. Oluşan bireylerin hepsi sarı renkte olma sahiptir. Sahip olur demiş. Oluşan bireyler değil mi? Öyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Bence olmaz gibi geliyor bana. Evet, evet. Şuna bakalım. Oluşan yavru bireylerde yeşil tohuma rastlanmayabilir demiş. Şimdi Tonguç Evlenme hemen bakalım. Mesela bak şunla bu büyük bey büyük beyle bu küçük bey küçük bey birleşse. Ne olur Allah aşkına? Hep sadece ve sadece bu çıkmaz mı Tonguç Evlenme? Evet hocam. Büyük bey küçük bey çıkar. Başka hiçbir olasılık yok. Yani %100 bunlar çıkar. O zaman oluşan yavru bireyde yeşil tohuma rastlanmayabilir. Bu doğru olabilir. Bakmayabilir demiş. O zaman bu doğru olabilir. Oluşan bezelyelerin %50'si sarı, %50'si yeşil tohumlu olabilir demiş. Şimdi Tonguç bak şununla bu sefer bunu çaprazlayayım. Hani bu da olabilir de bu da olabilir de. Hadi şimdi bununla bunu çaprazlayalım. Bak çaprazlamayı da şöyle yapıyoruz. Bunların çocukları neler olabilir acaba? Bundan büyük bey bundan küçük bey geldi. Böyle olabilir. Bundan büyük bey bundan küçük bey geldi. Böyle olabilir. Bundan küçük bey bundan küçük bey geldi. Böyle olabilir. Bundan küçük bey bundan küçük bey geldi. Böyle olabilir. Bütün olabilecekleri yazdım. 4 tane olasılık var zaten. Başka hiçbir olasılık yoktur. Bunun birincisiyle bunun birincisi. Bunun birincisiyle bunun ikincisi. Bunun birincisi. Bunun ikincisiyle bunun birincisi. Bunun ikincisiyle bunun ikincisi. Olabilecek her şeyi yazdıktan sonra. Bakar mısın? %50 sarı, %50 yeşil çıktı. O zaman %50 sarı, %50 yeşil olabilir diyorum. Oluşan bezelyelerin hepsi sarı renk tohuma sahip olur demiş. Tonguç Evlen Bey'im. Olur. Gerçekleşebilir demiş. Her şey olabilir. Gerçekleşebilir demiş. Bakalım onu da dedim. Bak bununla bunu birleştirdik ya. Bakar mısın? Hepsi sarı renk tohuma sahip. Evet gerçekten olabilir. İstersen yapalım seninle beraber tekrar. Büyük B, büyük B. Büyük B, küçük B, küçük B. Şimdi bak bununla bunu birleştirdik. Büyük B, küçük B. Bununla bunu birleştirdik. Büyük B, küçük B. İkincisiyle birincisiyle birleştirdik. Yine büyük B, küçük B. İkincisiyle birleştirdik. Büyük B, küçük B. Aynı şey. Yani hepsi %100 sarı çıktı. Bu da olur. Olayı gerçekleşebilir gerçekten de. Dolayısıyla cevabımızın Denizli olduğunu söyleyebiliriz. Bravo diyorum sana. Bravo. Şimdi ödevimize geçelim. Şimdi geçen hafta ödülü sorusunu yapalım sana. DNA'nın yapısında aşağıdaki hangisi yoktur demiş. Fosfat, şeker, baz, demir. Tonguç Erönmem neydi? Paşa Bahçe'ydi. Paşa Bahçe neydi? Paşa Bahçe hemen söyler misin bana? Fosfat, şeker, baz şeklinde. Fosfat, şeker, baz nükleotidin yapısına vardır. Demir yoktur diyoruz. Aa, bravo ben demir, sana. Nikel ve alüminyum zannediyorum DNA'da. Saçmalama ne diyorsun? Ödülü sorumuzu yapalım, yorumlara yollayalım. Hadi bakalım evladım.